Türkiye Yeşilay Cemiyeti. Pekala, merhaba. Size endüstriyel çağın en büyük buluşunu tanıtacağım. Bu ne çelik, ne de demir yolları. Bu büyük mağazaların yaratılışı. Büyük mağazalar bitmez bir arzu doğurdu. Sadece mal satmıyorlardı. Hayat tarzınızı satıyorlardı. 19. yüzyıl mağazalarında ihtiyaç için satın almanın yerini bir çatı altında eğlence için ürün alımı aldı. Macy, Selfridges, Myers ve diğerleri her departmanda tüketicilere arzu sunuyordu. Büyük mağazaların yaptığı, insanların sosyal gelişimini, insanların maddi ödül olarak gördüğü sosyal gelişimi desteklemekti. Büyüleyici mağazalar kadınları özgürleştirdi. Eski büyük mağazalar kesinlikle kadınlara hitap ediyordu. Yanında kimse olmadan gidip evinden uzaklaşabiliyorlardı. Biliyor musunuz? Alışveriş kadın özgürlüğünün tohumlarını serpti. Bayan asistan gibi kadınlar kariyer merdivenini tırmanan alışveriş kızlarındandı. Yani bu çok genç kadın çekçekle Japonya'nın dört yanını gezip büyük mağaza için alışveriş yapıyor. Bayan ev hanımı gibi aile bütçesine destek olan kadınlar için. Ama bayan kleptoman için davranışları yeni bir hastalık yaratıyor. Her zaman çılgındı, yani sonunda da bir akıl sanatoryumunu boyladı tabii. Bu sırada klasik bir aşırı müsrif, Bayan Borç, hayır diyemiyor. Kendini mali krize sürükleyecek faturalara ek yapıyor. Şehrin çekiciliğine bir geziye katılın. Basit, büyük mağazaların, dünyayı değiştirişinin büyüleyici hikayesi. İşte her şeyin başladığı yer. Paris. 1848'de bir kontrol manyağının elindeydi. 3. Napolyon, geçmişi silmek konusunda kararlıydı. Buna gerçekten yol diyebileceğimize inanmak çok zor. Sadece 2000 arasındaki çatlak gibi görünüyor ama Orta Çağ Paris'i böyle görünüyordu. Napolyon bu dar sokakların gücünü devam ettirmenin en büyük sorun olduğunu biliyordu. Birisi amaçlatmak istediğinizde bir yatağı ya da dolabı sokağa atarak kolayca birlikleri durdurabilirdiniz. Napolyon sokakları yıktı ve yerlerine devasa bulvarlar inşa etti. Bugünkü bildiğimiz Paris. Bulvarlar ürün yığınlarının ve insanların şehir merkezine akmasını sağlıyor. Ama küçük bir sorun vardı. Küçük ayrı dükkanlar, endüstriyel ürünleri çok sayıda yüklenecek kapasitede değildi. Ve yeni yapılmış bu şehir, hırslı bir girişimci için büyük fırsattı. Aristide Busicot doğru zamanda doğru yerdeydi. Aristide Busicot efsanesi bir figürdü. Girişimcilik ve risk almanın sembolüydü. Ama ne yaptığını iyi bilen biriydi. Şansına inandı ve başarabileceğini düşündü. 1810 Normandiya doğumlu, bu heybetli, uzun figürün o anda bir içgüdüsü vardı. Endüstriyel devrimle zenginleşen ve durmadan büyüyen, yeni isteklere sahip orta sınıfın varlığını fark etti. Endüstriden önce insanların pek fazla bir şeyi yoktu. Bir takım elbise, belki bir tahta sandalye, bir yatak, belki de bir tava. Sahip olunacak çok şey yoktu ve bir şeylere sahip olmak bir sorundu. Birden her yerde bir bolluk oldu ve
durup bunu alabilirim diye düşünmeye başladılar. Alım yapmaya hazır bir şehir vardı. Bu yüksek sınıftan insanların bir şeylere sahip olduğu, bir dünyaya ait hissetmenin ve bir şeylere sahip olmanın bir yoluydu. Fakirlikle geçen bir geçmişi olsa da Busiko başarı takıntılıydı. Kumaş dükkanında bir işe girdi ve 15 yıl sonra kendi yatırımını yapabilecek paraya sahipti. Küçük dükkanının adı Le Bon Marché'ydi, sol kıyıdaydı. 1852'de Bon Marché 12 çalışanı, birkaç binlik cirosu, birkaç departmanıyla pek bir şey olmayan küçük bir dükkan olabilir. Kimse dünyanın en büyük mağazası olmasını beklemiyordu. Aristide kesinlikle iş becerisiyle doğmuş. Heykelinde başının solunda bir yumru vardır. İnsanlar bunun tüccar yumrusu olduğunu söyler. Busiko gerçek bir dahiydi. Busiko'nun dehası olayları diğerlerinden farklı görmesini sağlıyordu. Kurnazca planı diğerlerinin önemsiz gördüğü toplumun bir kesmini cezbetmekti. Busiko'nun avı kadınlardı. O zamanlar bu cesur bir hareketti. Bayan ev hanımı, bayan borç ve bayan kleptoman gibi kadınlar erkeklerin yanında ikinci sınıf görünürdü. Biraz çay alır mısınız? Tabii. Saçı uzun, aklı kısa. O günün deyimidir. 19. yüzyılda kilise ve bilim ve özellikle de tıp bilimi kadınların erkeklerin tam tersi olduğunu göstermeye çalışıyordu ki bu da erkekleri mantıklı, çalışkan ve ciddi gösterirken diğer taraftan kadınları mantıksız, havai ve zayıf gösteriyordu. Hatta 19. yüzyıl bilimi kadınların beyninin erkeklerin beyninden çok daha küçük olduğunu kanıtlamıştır. Çok fazla ruhsal dürtü çocukların bozulmasıyla sonuçlanacağından aklı kısa bu canlıların evde kalması daha güvenlidir. Durun biraz. Bayan ev hanımı gibi zeki bir kadın için bu zihin uyuşturucu bir yaşam. Bayanlar, o zamanlar ikisinden biri olurdunuz. Ya sokakların kötü kızı ya da hayatındaki tek heyecan verici şey mezar ziyareti olan iffetli bir melek. 19. yüzyılda saygı duyulan bir kadın olsaydım burada gördüğümüz hafta boyunca dışarı çıktığımda yaptığım şey olurdu. Aile mezarını ziyaret eder, orada aile üyeleriyle gezerdim. Belki de bir dostla ama bu hafta boyunca yaptığım tek şey olurdu. Teşekkürler. Aristide Busiko, sıkıcı, kısıtlı hayatlarıyla bu bayanların asla karşı koyamayacağı çok daha eğlenceli bir alan yaratmakta haklıydı. Ayrıca kadınları ucuz işçi olarak sömürmeyi planlıyordu. Bayan asistanla tanışın. Bu bayan asistan taşradan gelmiş olacaktı. Genç bir kız olmalıydı. Belki de gençliğinin sonlarında, 20'lerinin başında ama muhtemelen geldiğinde Parisliler gibi giyinmiş olmayacaktır. Henüz yeni gelmiş ve bu yeni Paris karşısında sersemlemiş olacaktır. Bu mağaza kızının daha iyi bir yaşam için umutları var. Şehirde çalışmak ona ufkunu genişletmek için şans sunuyor. Öncelikle kadınlara yaşayacak bir yer veriyordu. Mağazanın üst katlarında yatacak bir yer. Ve bu onlara daha kozmopolit, bağımsız oldukları bir ev sağlamanın yanı sıra para da kazandırıyordu.
1863'te başladıktan 10 yıl sonra Aristide Busico'nun cirosu büyürken küçük dükkanını biraz daha büyütebildi. Ama bu yeterli değildi. Gelişmek istiyordu. Kısa zamanda. Ama bu büyük kaynak gerektiriyordu. Busico zengin bir konfeksiyoncu olan Henri François Meyer'i hedef aldı. İyiyim. Ya sen? Seni görmek gerçekten çok güzel. Konuşacak çok şeyimiz var. Hı hı. İçeri geçelim. Teşekkür ederim. Millard açtığı pastanelerle servet edinmiş. Muhtemelen New York'ta dükkan zinciri vardı. O yüzden farklı türde insanlardan çok iyi anlıyordu. Bunlardan biri de Amerikan modeli. Ve belki Busico'ya bir dükkanda birçok ürün satabileceği çoklu departmanı yaratmakta ilham olmuştur. Busico'nun Millard'la dostluğu yeni fikirlerin dünyasına açıldı. Amerika nasıl? Amerika harika bir ülke. İnsanlar enerji ve hayal gücüyle dolu. Bu gerçekten de inanılmaz. 1860'da Amerika'da büyük şehirlerde gelişmekte olan dükkanlar açılmaya başlamıştı. Busico'nun mağazası gibi onlar da ürün yığınının avantajını kullanıyorlardı. Ama Busico'nun hayali ürün satmak değil, arzunun kendisini satmaktı. Tüm fikirleri perakende satış altında birleştirdi ki bu 1830 ve 40'larda görülmüştü. Ama Busico'nun yaptığı şey onları daha olağan dışı bir yolla bir araya getirmenin yolunu bulmaktı. Peki ya sen? İşler nasıl bakalım? Busico size ürünün verebileceklerini edinme fantazisini satacaktı. Yeni bir çeşit mağaza yaratmak istiyorum. Daha önce Paris'te görülmemiş bir şey. İyi aydınlatılmış. Dünyanın dört yanından ürünlerle dolu. Büyük bir yer düşün. Benzersiz bir deneyim. Duyusal bir yük. Dostum sen bir şairsin. Peki söyler misin bu mağazadaki müşteri kitlen kim olacak? İşte müşterilerim onlar. Busico şimdiden bazı bayanları mağazasına çekmişti. Hayal sarayı açıldığında ne olacağını düşünsenize. Alsana lütfen. Aha, teşekkürler. Bayan Borç mükemmel bir müşteri. Onu kronik bir alışveriş hastasına dönüştüren, orta sınıfa girme tutkusuna sahip. Bize ne getirdiğini göster. Aa, olmaz. Hadi göster. Aitliği almak, bu ürünlerin hayatını değiştireceğini sanıyor. Ve evet, hayatı değişecek. Ama hayal ettiği şekilde olmayabilir. Aa, tamam, bu küçük mendili aldım. Çok ucuzdu. Peki ya ev sahibimiz Bayan Ev Hanım'ı? O aptal değil. Dantele de bakın, harika. Evet, çok hoş. Ama bence biraz pahalı. Dikkatli bir pazarlık ve akıllıca ürün seçimleriyle evini donatacak. Tüm dostları ona imrenecek. Bütün bunları aldığını bilmiyordum. Çok pahalı değildi. Ah, bu gerçekten harika. Evet, öyle değil mi? Bu aile çok güzel. Bak bak, varlıklı tanıdıkları Bayan Kleptoman dükkanın tadını aldı. Güzel ürünler çok çekici değil mi? Şuna baksana. Sakın kocama söyleme. O çok zengin. Ürünleri kolayca karşılayabilir. Ama onları aşırmak çok daha heyecan verici. Güzel kokuyor. Bütün mağazayı mı aldın? Hayır, sadece birkaç şey. Sen de bakmalısın. Tamam.
Çok güzelmiş. Al. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bir kadını yanına çekince dünyayı satabilirsin. Göründüğü kadar sevimli değil. Millard da yanında olunca inşaat 1869'da başlıyor. Busico'nun yeni dükkanının yapımında en son mühendislik ve mimari teknolojiler kullanılacak. Demir kullanılmış süslü yapılar ve tren garları Busico'nun tasarımının bel kemiği olacak. Ve bunu yapmaları için dünyanın en ünlü mühendisleri kullanılacak. Dünyada oldukça ünlü Fransız mühendis Gustave Eiffel ve ünlü demir kulesi tanıdık isimler. Ama kuleden 30 yıl önce öngörülü Busico Eiffel'in yeteneğini fark etmiş. O ve meşhur mimar Louis Belo, Busico'nun dünyanın ilk büyük mağazasını yaratma fikrini gerçekleştirecek. Demir çerçeve mi? Hepsi demir. Busico takıntılı bir işveren. Duygusal olarak ilk dükkan işi mükemmel olmalı. Kaç kat var? 5 kat. Daha yüksek olamaz mı? Sınırımız gökyüzü. Demir binanın anlamı binayı inanılmaz derecede yüksek yapabilmek demek. Endüstriyel devrim boyunca demir yapının üzerinde birleştirilebilecek devasa cam parçaları üretmeyi başardılar ve böylece bina çok yüksek olsa da ışığın girmesine de izin verilmiş oluyordu. Saygın Fransız yazar Émile Zola yeni bina tarzının sihrini şöyle tasvir eder. Demir işinin devi, tüm zamanların ruhunun somutlaşması. 1887'de Busico'nun yeni Bon Marşesi kapılarını açtı. Ve harikalar diyarı oldu. Muhteşem bir katedralin kutsallığını taklit ediyordu. Her katta duvar halkalarıyla çevrili demir balkonlar ve boyalı cam kubbeler alışveriş cennetini renklendiriyordu. Büyük alan, insanlara güzel kıyafetleriyle etrafta dolanma ve yeni tüketim gösterisini gözleme imkanı veriyordu. Bayan Borç gibi müşteriler yeni tanrıları önünde eğiliyordu. Aa, şuna baksana, cennetteyiz. Bu harika. Aa, buraya bayıldım. Ama çok kalabalık. Aklımızı kaçırabiliriz. Busico'nun mağazası her açıdan yeniydi. Kesin gözüyle bakılan alışveriş politikasıyla da. Serbest giriş, ürün seçebilme kulağa çok kolay geliyor. Şimdi buna göz atma diyoruz. Aa, harika, öyle değil mi? Busico'nun bir numarası daha vardı. Fiyat etiketleri. Vay canına. Bu fiyat inanılmaz. Onu almam gerekiyor. Büyük mağazanın sıra dışı bir özelliği de fiyat etiketleri koymasıydı ki bu çok yeniydi. Daha önce mağazaya girdiğinizde bir şey aldığınız zaman ürünün fiyatını ödeyebileceğinizi ya da satıcı size bayan bunu karşılayamazsınız diyene kadar fiyatını bilemezsiniz. Yani fiyat etiketi olmadığından kadınlar kararlarını veremezdi. O şeye bakıp isteyebilir miyim? Ve bunu karşılayabilir miyim? Büyük mağaza onlara bu fırsatı sunuyordu. Busico ayrıca müşterilerine renk seçenekleri sunuyordu. Endüstriyel devrim tarafından üretilen renklendiriciler kullanılıyordu. Merhaba bayım. Ne yapıyorsun sen? Neden bu kadar sıkıcı yapıyorsun? Sakın korkma. Köre tonları. Biraz kırmızı ve sarıyı karıştır. İşte böyle. Busico zamanında herkesten fazlasını biliyordu. Renkleri kullanmayı, dokuyu kullanmayı, alma arzusunu yaratacak aşırı ürün tanıtımını kullanmayı biliyordu. Kesinlikle karşı koyamayacaklar. Göreceksin. Bu işe devam. Devam et. Busico yepyeni bir alışveriş deneyimi yaratıyordu.
Bayan Borç ve Bayan Ev Hanımı ve tüm müşterileri ilk defa ürünleri görüp onlara dokunabiliyordu. Satın almadan deneyebilme doğdu. Ama yüzleşelim ki o nesneyi elinize aldığınızda almak için yarı yolu geçmiş oluyordunuz. Bugün bile bir şeye dokunursak onu almaya çok yakınız demektir. Aslında birçok ürünü ellerimizle deneyimleriz. Yatak odamıza koyduğumuz mobilyaları, üzerinde uyuduğumuz çarşafları, dokunuşun duyusal kısmı bizim öngörebileceğimiz, geleceğimizde de bizimle olacak. Ama ürünlere dokunabilmek, onları cebinize koymaktan bir adım gerisiydi. Busiko'nun diğer dehası ürünlerde indirim yapmaktı. Bayan Borç gibi kadınlarda büyük etkisi oluyordu. Tüyü benim için al. Tüyü al. Psikolojinin para kazanma işiyle nasıl kesiştiğini anlamış, cansız bir cisme nasıl sahip olma arzusu kazandırabileceğini bulmuş. Evet, bunu alacağım. Tüy hala benim. Hayır, tüy benim. Evet, tüyü benim. Tüyü verin. Hayır, onu ben beğendim. O benim. Büyük mağaza yerel torbacınız gibi. Yani demek istediğim, her köşede peşinde olduğunuz şeyi satıyorlar. Bir kere o tuzağa düşünce tüketme arzusuna yakalanıyorlar. Sanki bir çeşit aşırı neşeli ya da sihirli, çekici bir dünyadalarmış gibi bundan kaçamıyorlar, kaçınamıyorlar. Busiko'nun sihirli dünyası bir kadın krallığı. Hatta sessiz bir okuma odası da düşünmüş ki, siz huzurla alışveriş yaparken kocanız orada günlük gazetelere göz atabilsin. İnanılmaz şekilde Busiko'nun içgüdüsünü modern araştırmalarda aynen onaylıyor. Kız arkadaşınızla, kocanızla alışveriş yaptığınızdan daha çok alışveriş yaparak zaman geçirirsiniz. O yüzden iyi bir alışveriş merkezinin park alanı stratejisi vardır. Böylece siz içeri girerken kocanızı bırakacağınız bir park alanı varsa daha etkili bir alışverişçi olacaksınız demektir. Busiko'nun işe yarayan tasarım planı ve özgür müşteri hizmeti hemen kopyalandı. Galeri Lafayette ve Le Printemps gibi diğer büyük mağazalar Busiko'yu izlediler. Ve mağazalarını kadınlara uygun hale getirmek için büyük adımlar attılar. Hatta 1911'de Le Printemps dükkanlarında kraliçenin kim olacağını şüphe bırakmayan bir dizi renkli reklam yaptı. Printemps'un reklamı açıkça Printemps'un bir kadın krallığı olduğunu belirtiyordu. Tamamen kadınların hükmettiği bir yer. Onları memnun etmeye yönelik kapris yapabilecekleri bir yer. Büyüleyici bir yer. Merak uyandıran bir yer. Kadınların hüküm sürdüğü ve o anlamda da devrimci bir yer. Ve bu sadece Paris'te olmuyordu. Dünyanın diğer ucunda, Avustralya'da, Rus bir göçmen Sidney Myer da kadınlara bir alışveriş cenneti sunuyordu. Sidney Myer, perakende satışın alışverişten fazlası olmasını istedi. Saçlarınızın yapılması, tırnaklarınızın bakımıyla ilgiliydi. 1914'te bile Myer'da pedikür yaptırabilirdiniz. Bütün bunlar kadınları şımartıyordu ve bence kadınlar için de bu oldukça yeni bir deneyimdi. Myer'ın yeniliklerinden biri de tarihteki en ünlü kadınların resimleriyle süslü duvarları olan benzersiz yemek salonu, seçkin bir alandı. Bir şekilde bütün yemek deneyimi kadınlara saygı gösteriyordu ki bu o zamanlar sansasyona yol açtı ve bugün orası Melbourne'deki en saygın yemek salonlarından biri. Edward dönemi Londra'sında
İngiliz kızları için Selfridges mağazasında büyük bir gün. Yeni zenginlerden Harry Gordon Selfridge'in Yankee düşünceleri yüksek sınıf İngiliz alışveriş anlayışında devrim yaptı. İnsanlar Harry Gordon Selfridge kim diyor? Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse o alışverişin şovmeniydi. Kriket maçlarından ve ünlü çatı bahçesindeki partilerden doğrudan Paris'ten gelen moda gösterilerine Selfridge İngiliz alışverişine neşe ve çekicilik kazandırdı. Tamamen duyulmamış bir seviyede müşteri hizmeti vardı. Mesela kaybolan ceketinizin düğmesini diktirebilir, eldivenlerinizi temizletebilir, boncuk dizdirebilir, gözlüklerinizi temizlettirebilirdiniz. Bütün bunları gidip kendiniz yapabilirdiniz. Hizmetçinizi göndermeniz ya da kocanızla gitmeniz gerekmezdi. Selfridge'in bütün bu politikası insanların alışverişten eğlenmesine dayanıyordu. Müşterilerine krallar gibi hizmet etmek için Selfridge bir kral gibi harcama yaptı. 1909 Mart'ındaki resmi açılışında daha önce hiçbir yatırımcının harcamadığı kadar parayı reklama harcadı. Selfridge dükkanının açılışını gazetelerin sayfalarında ilan etti. Günümüz parasıyla bu yaklaşık 2,5 milyon pound'a mal olur. Ama işe yaradı. Açılış reklamları 20 ayrı dile çevrildi ve gazete geri bildirimleri inanılmazdı. Reklamlarında dünyaya açılın diyordu. Amerikalı olduğundan insanların adamıydı. Yani sıkıcı veya kibirli değildi. Ama oraya giden insanlar daha önce böyle bir yer görmemişti. Yani bahçenin sonunda bir tuvalet bile vardı. Mağazaların dehası kadınların ihtiyaçlarına hitap etmesinde gizli, hatta konuşmayanlara bile. 19. yüzyılda bile Paris'te kamu alanları erkeklere aitti. Hatta oradaki ben olsam ve Paris'in en iyi saklanmış sırlarından birine sahip olsam da. Bunlar 100 yaşında lavabolar, doğal motifler. Kadınları tuhaf isimli garip bir hastalıktan kurtarmak için güzel tuvaletler. Yeşil hastalık. Diğer adıyla sistit. Sadece saygın kadınlara teşhis koyulmuş bir ızdırap. Yeşil hastalık tuvalete gitmekte gecikmekten ya da toplum içinde gaz çıkartmamaktan olurdu. Peki bu neden oluyordu? Çünkü orta sınıf kadınlar saf, ilahi varlıklar olmalıydı. Vücut fonksiyonları olmayan varlıklar, yani evden dışarı çıkmak onlar için çok zordu. Peki büyük mağazalar ortaya çıktığında onları binada mümkün olduğunca uzun tutmak için ne yapmalılardı? Umumi tuvaletler. Bu kadınlar için inanılmaz bir yenilikti ve muhtemelen gitmeyi sevdikleri yerlerden biri de oldu. Düşünsenize, hadi canlarım, Bonmaş'ta umumi tuvalete gidelim. Bu gerçek bir gezi olurdu. 5 kuruşluk tuvalet deyimi pek de doğru değil. Tuvaletler ve yazar kasalar ekleyerek lider satıcılar fikirden faydalanıyordu. Mağazayı evden uzak bir ev haline getiriyorlardı. Özellikle de alışverişin şovmeni. Hediyeleri müşterilerinin kalbine girmesini sağladı. Gerçek gümüş bir anahtar bu ve sonunda bir halka var. Bir bilezikle hoş gidebilecek bir şey o zamanlar çok modaydı. Ve bunları konuklarına veriyordu ki onlara müşteri değil konuk diyordu. Açılış haftası ve hafta boyunca gelen herkese bu hediye verildi. Ama en önemlisi, anahtar onları evde hissettirmek için tasarlandı. Sonra dönüp kapıyı açabilir ve mutluluklarına giden yolu bulabilirlerdi. Ama erkekler için bu evden uzakta olan başka bir ev sorun yaratıyordu. Artık karıları pek evde durmuyordu. Gergin bir titreyiş erkek nüfusunu sarmıştı. Geri alamayacakları bir şey mi yapmışlardı? Ama en çok merak ettikleri karılarının sürekli dışarıda ne peşinde olduklarıydı.
Kadınların morali korsi ipleri kadar sıkıyken ve mağazalar onları gevşetirken bunu sormaları çok normaldi. ...19. yüzyılda kadınlar toplum içinde bile çıplak elle dolaşamazdı. Ama büyük mağazada yeni bir cinsel özgürlük doğdu. Yardım edebilir miyim? Bu özel ürünümüz. Eldivenler en iyi kalite. Denemek ister misiniz? Burada mı? Elbette. Lütfen oturun. Mağazalar birçok yönden tehlikeli bulunurdu çünkü o zamanlar orta sınıf bir kadın görünmemesi için dışarı çıkarken vücudunun her yerini örterdi. Elinizi şöyle tutun. Bazıları bunu şaşırtıcı bulmuş olabilir ama bazıları da daha sık mağazaya gitmiştir. Tabii bir çift eldiven almaya değil. Değinebileceğimiz bir konuda büyük mağazaların 19. yüzyıl ortalarında tür olarak evrimleşmemize olan etkisidir. Sosyal değişimi hızlandırmışlardır. Mağazada iki çeşit kadın da aynı kıyafetleri alabiliyordu ki bu da eski sınıf ayrımı kodlarını aşındırıyordu. Hangisinin yüksek sınıf, hangisinin alt sınıftan olduğunu ya da hangisinin iffetli, hangisinin olmadığını nasıl söyleyecektiniz? Özellikle de aynı kıyafetleri giyiyor ve aynı bölgelerde, bulvarlarda ve mağazalarda bulunuyorlarsa. Sokaklardaki burjuva kadın görüntüsündeki ani değişim, zamane sanatçılarını bunu belgelemeye itti. Fransız ressam Jean Borot, modern yaşam tasviriyle tanınır. 1890'da bu iki kanvasla, şaka yollu olarak sokaktaki kadının kişiliğini resmetti. Buranın resmine konu olan Le Roux Chateaubriand'deyim. Karşıya geçmek üzere olan bir kadın var. Diğer tarafta duran bir adam var. Saygın bir kadın olduğunu göstermeye çalışıyor. Eldivenleri elinde, ayağını öne atmış. Adam muhtemelen yaklaşacak ve kadın, aman tanrım hayır bayım yanılıyorsunuz diyecek. Ben saygın bir kadınım. Elbette bu heyecan verici. Ne olduğunu anlatmanın tek yolu ikinci resmine bakmak. Adam kadınla elinde bastonuyla kaygısız bir duruşla konuşuyor. İlk resimde bir kesinlik yok. Saygın bir kadın da olabilirdi. İşte bu modernliğin belirsizliğinin resmi. Resimler alaycı olabilir. Ama Londra'da yanlış anlaşılmanın ciddi bir sonucu oldu. 23 yaşındaki terzi Elizabeth Kes, fahişelikten tutuklandığında eldiven almaya gidiyordu. Polis şu iddiayla onu mahkemeye gönderdi. Hiçbir saygın kadın sokakta yalnız yürüyemez. Davası sonunda düştü. Ama kadının saygınlığına düşen bu gölge mağazaları endişelendirdi. Bir taraftan kadınları tüm gün dışarıda tutmak hiç olmadığı kadar kazanç sağlamıştı. Ama diğer taraftan mağazaların sosyal bozukluğa yol açtığına yönelik suçlamalar göz ardı edilemezdi. Mağazalar saygınlıklarını yitirirse her şeylerini kaybederlerdi. Peki ne yapacaklardı? Daha çok kız işe alıp kadınların kariyer fırsatlarını ebediyen değiştireceklerdi. Büyük mağazalar kadınların iş gücüne katılması konusunda çok büyük katkı sağlamıştır. Mağazalar kadın çalışanların uygun bir hava kattığını fark etti. Ama iş kolay değildi. 13 saat ayakta durmak, en düşük maaşa çalışmak, müşterilerin en saçma meraklarını gidermek ve sonunda etkili olmak gerekti.
Ama iyi görünemezdiniz çünkü müşterileri rekabete sokmak istemezdiniz. Hepsi siyah üniformalarla baştan ayağa harika giyinmişti. Açıkçası oturmaya bile izinleri yoktu. Yönetmeliklerini okudum. Ve bugün bu yönetmelikte yazanları uygulamak çok zor. Ama o kadınlar için iş sahibi ve sigortalı olmak beklenmedik bir durumdu. Aslında bu geliri olan bağımsız kadınlar için ilk özgürleşme adımıydı. Sandalye. Daha uzağa. Peki bayan. Bayan asistan gibi bazı kızlar orta sınıfa özeniyor ve kaprisli müşterilere katlanmak konusunda kararlı. Parlak gülümsemesinin ardında zekice bir strateji var. Bu varlıklı sınıfla kaynaşması için bir fırsat. Merhaba. Merhaba. Alışverişe mi? Bakıyordum. Beğendiniz mi? Yeni şeylere bakıyordum. Beğendiniz mi? Elinizdeki çok ilginç. Öyle mi? Bugün şapkalarda indirim var. Bir dakika lütfen. Özellikle de bunlarda. Evet. İzninizle. Geldim. Sandalye. Tabii bayan. O kızların yaptığı şey Parislilerle kaynaşmaktı. Özellikle yüksek sınıf kadınlarla kaynaşıp nasıl davranacaklarını, nasıl giyeceklerini, je ne sais quoi'yı öğreneceklerdi ki bu çok Parisliydi. Ve sonra sonunda çoğu taşraya dönüp çekicilik ve şıklığın vücut bulmasından korkmuş halde kalırlar. Bugün işçimizin harika çalışmasını ödüllendirmek için buradayız. Matmazel Marta. Bon Marché ailesiyle çalışmaya başlar başlamaz, kararlı, güvenilir ve sadık olduğunu bizlere kanıtladı. Yapabilenler için ödül kazanmak harikaydı. 1866'da Amerikalı kasiyer Margaret LaForge'un Macy'de yönetici olarak tarihe geçmesi dünyaca bir ilerlemeydi. Ama sadece iş pozisyonu değil. Amerikalı kadınların yönetici maaş zarfları da ödülünü aldı. Bu kadının yıllık 25 ile 50 bin dolar aldığını buldum ki hesaplarsanız... Bu 25 bin günümüzde 500 bin dolar eder. Ve 50 bin ise 1 milyon eder. Yani bence bu kadın muhtemelen Amerika'da en iyi maaşı alan kadındı. Avustralya mağazasındaki Eddie Keating gibi bazı bayan çalışanlar egzotik gezilere fırsat buldu. 1919'da elinde bağımsızlık çantasıyla Japonya'ya gönderildi. Yani bu çok genç kadın, çekçekle Japonya'nın dört yanını gezip büyük mağaza için alışveriş yapıyor. Onca malı getirmesi için Japonya'ya gönderildi ve bu da Mary Melbourne'ün en önemli oyuncak departmanına sahip mağaza yaptı ki hepsi de bir kadın sayesinde. Bayan Keating'in akıllıca alımları Mays mağazasının karında inanılmaz artış sağladı. Ayrıca Asya Pasifik bölgesi ticaretinin öncülerinden oldu. Ve tüm bunlar yeterince etkileyici değilse kendi imparatorluğunu kur. Louise Jay, Le Bon Marché'de kocasıyla yetişti ve büyük mağaza La Samaritaine'i açmak için oradan ayrıldılar. Onun rehberliğinde La Samaritaine, moda ve hayır çalışmalarıyla ünlü bir kurum oldu. Kadın olmanın zorluklarını hafifletmek için aktif olarak çalıştı. Kreşler, hastaneler kurdu. Bu da onu tabandan zirveye çıkanlar arasında en iyi örnek yapıyor. Ama bireysel başarılardan daha fazlası olarak büyük mağazalar her yaştan ve sınıftan kadının katıldığı bir deneyimi paylaştı. Ve ilk defa
bir çeşit kadın dayanışması doğdu. Just maybe. Belki de alıcıların kardeşliği, kadın özgürlüğünün başlangıcı oldu. Oy hakkı ve kadınlar için eğitim hakları istendiği sırada, farklı sınıf ve yaşların bu buluşmasıyla istekler dile getirildi. 20. yüzyılın gelişiyle oy hakkı kardeşliği bir kardeşlik hareketi oldu. Oy hakkı için bir mücadele. Oy hakkı savunucuları ülkede parlamenter oy hakkını almak amacında birleşti. Politik adalet için çok bekledik. Daha fazla beklemek istemiyoruz. Savunucular büyük mağaza kafeteryalarını toplantı yeri olarak kullandı. Ama her şey konuşma ve çörekten ibaret değildi. Bu kadınlar iş demekti. Bomba yerleştirmek ve açlık grevi eşit haklar savaşında haktı. Londra'da Sherman Selfridge elini nabzına koydu. Daha çok müşteri getirmesini umarak kampanyaya katılanlara mağazası önünde dergilerini dağıtmasına izin verdi. Bu cidden büyüleyici. Çünkü Selfridge'in birçok reklamı var. Ve birçok satıcı da müşterileri kadın olduğu için oy hakkını savunacaktı. Selfridge'in reklam ödemeleri amaçları için finans kaynağı oldu. Ama doğal olarak onun da işine yaradı. Reklamlarının açıkça ifade ettiği gibi modern militanların ihtiyaç duyduklarını satarak servet kazandı. Birkaç bölgede ilginç nesneler ve bazı hareket renkleri, çantalar, kurdeleler, eldivenler, kırtasiye ürünleri, sert kağıtlar. Sert kağıt denmesini çok seviyorum. Zor zamanlar için sert kart ya da sert kadınların yazdığı sert notlar. Hoş giyimli, sert kadınlar. Oy hakkı savunucuları dişi kıyafetlerin basma kalıplığın çirkin acizliğini ve verimsiz aşırılığı çürüteceğine inanıyordu. Kardeşlerini uygun giymeye teşvik ediyorlardı. Savunucular pasaklı olamaz, der ünlü yenilikçi Christabel Pankhurst. Savunucuların bir moda ölçeği vardı. Ilımlı katılımcılar şık ceketler alırken, radikal kız kardeşler şık beyaz elbiselerini Selfridge'den başka yerden almazdı. Güzel giyinmiş ve geneli aristokrat yüksek seviyeden oldukça eğitimli kadınlardı. Bu hareket tüm sınıfların ve yaşlıların önüne geçmişti. Özgürleşme gücüne rağmen ya da o sebepten büyük mağazalar artık mücadelenin parlama noktasıydı. 1912'de Christabel Pankhurst kendilerini ifade etmek için bir gruba liderlik etti. Savunucular Londra'nın batı ucundaki sokakta büyük mağazanın camına tuğlalar atarak saldırıyordu. Mağazayı kadın sömürüsünün, görgüsüz ticari anlayışın ve düşük maaşların sembolü olarak görüyorlardı ki bu kadınları geliştirmeye yaramıyordu. İlginç bir şekilde Selfridge'in camlarını kırmakta başarılı olamadılar. Bence bunun nedeni zamanında kullanılan en iyi güçlendirilmiş camlardı. Bazıları ise duygusal eğilime sahipti. Çünkü Bay Selfridge dergilerine reklam vermişti. Belki de ikisinin de payı vardı. Camlara yapılan saldırı mağazanın sürekli yükselişini durduramadı. Busiko'nun orijinal ticari görüşü büyük başarıya ulaştı. Ama Busiko'nun başlarken bilmediği ise cini şişesinden çıkaracağıydı. Büyük girişiminin devasa sosyal sonuçları kadınların toplumdaki yerini ebediyen değiştirdi. Onlar artık evdeki pasif insanlar değildi. Dekor ya da saygınlık nesnesi değildi. Onlar eldivenli ellerinde gerçek parayla kamu alanlarında gezen kadınlardı. Merhaba. Lütfen imzalar mısınız?
Alışveriş hareketi, otorite, güç hareketi oldu. Oraya buraya para saçıp bir şeye sahip olmak oldu. Yani güç kazanmanın bir yolu ve elbette etkilemenin ve dünyaya hükmetmenin bir yolu oldu. Kapılarını kadın alışverişine ve ticaret iktidarını açarak ataerkil geleneğe son verdiler. Ama bazı erkekler çaresizce eskiye dönmek istiyordu. En iyi silahlarımı kadınlara deli demek. Kleptomani ya da zevk için çalma sendromu tıp kitaplarına girdi. Tıp bilimi özellikle kadınlara hayran kaldı. Kadınlar histerik sayıldı. Sadece bağırıp çağırmak anlamında değil, gerçek anlamda aklını yitiren insanlar sayıldılar. Bir erkeğin kleptoman olduğunu göremediniz, yani kleptoman olan kadınlardı. Bayan kleptomanın evinin sessizliğinde rezil bir aşk yaşanıyordu. Hastalığın tüm sebebi cinsiyetle alakalıydı. 1905'te Psikoloji Raporları dergisinde bir kleptoman şöyle diyor. Ne zaman ipeye dokunsam sarhoş gibi oluyorum, titriyorum. Ama korkudan değil. Çünkü yaptığım rezil şey aklıma gelmiyor. Tek düşünebildiğim onu kolayca aşırabileceğim bir köşeye gitmek oluyor. Bu duyguyu seviyorum. Ama psikiyatristler hastalığın altında yatanı sorgulamaya başladı. Sorun kişi mi yoksa mağaza mıydı? İnsanlar mağaza çevresini suçlamaya başladı. Bir sürü ürün, çok ayartılma. Le Bon Marché'de günde 7-8 hırsızlık olduğu tahmin ediliyor. Asansörü yakaladık. Kleptomani konusunda en ilginç şey, yakalandıklarında kadınların yüzleştikleri seçeneklerdi. Bayan, lütfen benimle gelin. Neden bayım? Lütfen gelin bayan. Onlara çaldıklarını, çünkü kadın olduklarını ve mantıksız bir dürtüyle tükendikleri için buna engel olamadıklarını itiraf etme fırsatı veriyorlardı. Bu size bahsettiğim bayan, onu sizinle bırakıyorum. Anlaşılan işlemeli bir mendil kayıp. Siz biliyor musunuz? Siz neden bahsediyorsunuz? İzninizle. Bu kazayla mı buraya girdi? Nasıl oraya girdi hiç bilmiyorum. Çalışanlarınızdan biri koymuş olmalı, bundan eminim. Evet. Bulduğunuza göre ben artık gidebilirim. Ürünlerimizi almak gibi bir alışkanlığınız olduğunu fark ettik aslında. Belki bunun karşılığında kurumumuza bir bağış verebilirsiniz. Bu büyük bir saçmalık hanımefendi. Bu mağazanın müşterilerine hiç saygısı yok. Kim olduğumu bilmiyorsunuz. Buna pişman olacaksınız. Fransa'da bayan kleptoman gibi kadınlar asla böyle basit bir nedenden mahkemeye çıkmadı. Çünkü mağaza için kötü tanıtım olurdu. Amerika'daki mağazalarda sessizliğini korudu. Kadınlara karşı böyle bir dava açamam, diye yazmış yatırımcı John Wanamaker 1883'te. Londra'da da aynı hikaye. Harry Gordon Selfridge de kleptomani işiyle adının geçmesini istememiş. Bir hırsız mahkemeye çıksa, gazeteler kendi dükkanının adı yerine Batı Ucu Mağazası adını verirdi. Kayıp gelire bakmaksızın mağazanın başarısı kadınlar sayesindeydi. Ve kadınlar da mağaza sayesinde başarılıydı. Büyük mağazalar, bayan ev hanımı gibi annelerin evden kaçışı,
Bayan Borç gibi kadınların hak ettikleri süsleri alması, Bayan Kloptoman için yeni duygusal bir zevk demekti. Ve elbette Bayan Asistan için kariyer merdivenlerini tırmanıp kendi girişimini yapması için bir fırsat. Birçoğu sonunda taşradaki mağazalara ortak olurdu ama yine de bu kadınlar için yetersizlikten bir çıkış. ...20. yüzyılın gelişiyle yatırımcılar çok daha cüretkar olmalıydı. Harika değil mi? Bir sonraki bölümde müşterilerin nasıl akıllandığını ve satıcıların onlara yetişmek için aldığı basit önlemleri ortaya çıkaracağız. Bu 5 yaşındaki çocuk bile ya dostları ya da düşmanları. Tüy benim için al, tüyü al dedim, tüy. Ve avlarını aşırı harcama ağına çekerken bazı alıcılar çaresizliğe düşüyor. Ve göçmen Avustralyalı Sydney May hakkında daha çok şey öğreneceğiz. El arabasından mega milyonlara. Başka ülkeden bir adamın bir imparatorluk hayal etmesi bile heyecan verici ve inanılmaz. Alışverişin şovmeni Selfridge, güzellere ve kumara bağımlı hale gelince bir şans oyunu oynuyor. Çok lüks bir hayat sürüyormuş. Borçları çok fazlaymış. Düşüşü daha da büyük oldu. Bu ve daha fazlasıyla mağazada görüşmek üzere. Hukuk kisvesi altında tamamen keyfi bir şekilde hukukun temel kurallarını çiğneyerek binlerce insan dinlenmiş ve ses kayıtları depolanmış.